Merhaba arkadaşlar, Biliyorum YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar, bilgisayar mal IoT branş denemesini çözmeye devam ediyoruz. 20. denemedeyiz. Bunu bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bundan sonra inşallah kurumsal denemelere ağırlık vereceğiz. Çok sayıda kurumsal deneme uygulayacağız kurumlarımızda. Onları da mümkün olduğu kadar sizle paylaşmaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Birinci soru ne diyor? Aynı bitkiden elde edilen diyor hücrelerin doku kültürü yöntemiyle çoğaltılması elde edilen 3 bitkiyle yapılan deney çalışmaları sonucunda gelişim durumları aşağıdaki şekilde diyor gösterilmiş. Şimdi arkadaşlar bu doku kültür dediğimiz olay ne? Bakın bitkide ne yapıyoruz? Hücre alıyoruz. Bunları işte hormonlarla filan işte uygun ortamda köklendiriyoruz filan derken yeni bitki üretiyoruz. Yani bunu vejetatif üreme gibi düşünebilirsiniz. Yani eşeğsizdir bu. Vejetatif üremedir bu. Bitkilerdeki eşeğsiz üreme çeşidiydi hatırlarsanız. Buna göre diyor bitkilerin diyor, gelişim durumlarının farklı olmasının sebebi diyor hangileri olabilir? Yani işte birisi daha gelişmiş bakın, birisi daha az gelişmiş falan. Bu farklılık diyor nereden kaynaklanabilir? Diyor ki sıcaklıklar farklı olabilir. Evet, bunlar farklı sıcaklık tutmuş olabilirsiniz. Sıcaklık bitki büyümesini etkiler. Farklı renklere ışık verilmesi, mor ışık verirsin mesela daha çok fotosentez yapar. O bitki daha gelişmiş olabilir. Genotiplerin farklı olması diyor ya bakın aynı bitkiden vejetatif üremeyle üretildikleri için arkadaşlar eşeğsiz üremedir bu. Yani genetik yapısı nedir? Aynıdır. Dolayısıyla buradaki farklı genetik değildir. Yani modifikasyon gibi düşünebilirsiniz bunu. Cevabımız Ceyhan olacak. İkinci soru arkadaşlar kemozmatik hipotezle ilgili. Aşağıdaki şekilde mitokondride gerçekleşen oksijen solunum ETS'i evresi gösterilmiş. ETS işte mitokondride iç zarında yani krista doluyor. Bakın şurası krista. Diyor ki hangileri doğrudur? ETS elemanları matristeki protonları zar arası boşluğa pompalar. Arkadaşlar bunlar üzerinde durduk zaten. Bakın dikkat edin. Bazı ETS elemanları NAD'ın ve FAD'ın taşıdığı hidrojenler vardı ya. Hidrojenlerin protonlarını zar arası boşluğa pompalıyor. Bakın hepsi değil bazı ETS elemanları. Ondan sonra cuma elektronlar aktarılırken protonlar zar arası boşluğa pompalanıyor. Derken bakın buradaki kristal arkadaşlar bu protonları geçirgen değildir. Şuradaki fosfolipid tabaka var ya. Matrix'ten zarlar arası boşluğa geçmesi bazı ETS elemanları tarafından gerçekleşiyor. Ama bunlar arkadaşlar burada biriktirdikten sonra bunların matrix'e dönmesi sadece ATP sentaz enzimi üzerinden gerçekleşiyor. Yani bu ETS elemanları bunlar arkadaşlar tekrar matrix'e geri gönderemiyor. Sadece buradan geçmesi gerekiyor. ATP sentez üzerinden. İşte arkadaşlar daha önce de demiştik. Bunu bir değirmene benzetiyorlar bilim adamları. İşte baraj oluşturup arkada suyu biriktirdin yani. Değirmen arkadaşlar ne yapıyorsun? Çarkını çeviriyorsun ve elektrik üretmek gibi düşünün veya. Derken protonlar buradan ATP sentez üzerinden matrix'e dönerken dediğimiz gibi ATP sentezleniyor. Bu olay arkadaşlar kemiozmoz olarak açıklanıyor. Fotosentezde de aynısı var değil mi kemiozmoz? Yani bütün ATS'lerde aynısı var yani. Oksijensiz solunumda, oksijenli solunumda. Hepsinde arkadaşlar bu olay görülüyor. Bu doğru. Bakın dedik ki bazı ATS elemanları bakın matrix'ten yönlerini de bileceksiniz. Protonları nereye pompalıyormuş? Zarlar arası boşluğa. Protonlar zarlar arası boşluktan matrix'e diyor fosfolipid tabakadan diyor basit difüzyonla geçer. Hayır buradan geçemez bakın. Sadece ATP sentez üzerinden geri dönebiliyor. Bu yanlış oldu. Kristalin iki tarafında protonların oluşturduğu diyor, elektriksel yük farkı vardır diyor. Zaten arkadaşlar burada ne oluyor? Protonların kaynaklanan bir fark oluşturularak dediğim gibi bir proton gradient farkı oluşturuluyor ve bu şekilde ATP sentezinde bu farktan faydalanılıyor diyebiliriz. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Bir canlının diyor aynı dokusundan alınan A ve B proteinin aynı şifreli olduğunu diyor. Ha bunların şifresinin aynı olduğu. Daha doğrusu bu ikisinin aynı protein olduğu diyor. Yani hangilerini ispatlayabilirsin diyor. Diyor ki amino asit sayısının aynı olması. Yani iki tane proteinde amino asit sayısı aynı diye biz bunların aynı şifre üzerinden sentezlendiğini veya tamamen yapılarının aynı olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Sayılar aynı olması bunların aynı protein olduğunu göstermez. mRNA şifresi aynıysa arkadaşlar iki proteinin tabii ki mRNA şifresi aynıysa tabii ki burada şifreler aynı olduğu için sentezlenen protein yapısındaki amino asitler tamamen aynı olur. Dizilişi aynı olur. Her şey aynı olur yani. Stop kodonların aynı olması yani iki protein düşünün işte ikisinin de sentezinde durdurucu kodon ulu ali alidir diye bu iki protein aynı olmak zorunda mı yani bunu ispatlayabilir miyiz? Tabii ki ispatlanamaz. Ortak tRNA'ların görev yapması. Arkadaşlar bakın iki protein yapısındaki amino asitler aynı olabilir. Bu amino asitler şifreleri de aynı olsun. Bunları taşıyan tRNA'lar da aynı olabilir tamamen.
Ama ona rağmen bile ne olabilir? Sıralama değişebilir değil mi? Aynı tRNA'lar, aynı aminoasitleri getirirler ama bunları farklı dizilişte dizersen ne olursa protein yine farklı olur. Bu da arkadaşlar ikisinin aynı protein olduğunu ispatlamaz. Ama mRNA şifresi aynı ise zaten bunlar kesinlikle aynı proteinlerdir diyebiliriz. Cevabımız Adana olacak. Aşağıdaki şekilde karaciğer ait damarları gösterilmiş diyor. Damarları bir yazalım arkadaşlar. Bakın karaciğer iki tane damardan kan alıyor. Bağırsaktan gelen hangisi? Kapı toplar damarı. Kapı toplar damarı. Şuradan bir kan daha alıyor bakın Y'den. Bu neresidir? Aortun bir kolu olan karaciğer atar damarıdır. Karaciğer atar damarı bu. Buradan arkadaşlar karaciğerden çıkıp da kalbe giden damar hangisi? Tabii ki karaciğer. Üstü toplar damarı da diyebilirsiniz. Karaciğer toplar damarı da diyebilirsiniz. Diyor ki bize hangileri doğrudur? Oksijen açısından diyor. Bakın iki tane toplar var burada. Bir tane atar var değil mi? Atarın ne olur? Oksijeni fazla olur. Toplarlar kirli kan taşıdığı için zaten bunların oksijeni az olur. X diyor Y ve Z'ye göre daha zengin olur. Yanlış. Y, X ve Z'ye göre daha zengin demesi gerekir. Yemek yedikten sonra bağırsaktan ne oluyor? Kana bol miktarda glikoz karışıyor yemekten sonra. Ne olacak o zaman? Z olacak değil mi? Glikoz bakımından en zengin damar Z olur. Yemekten sonra. Açlık deseydin olacaktı. Açlık durumunda ise en zengin ne olacaktı? X olacaktı. Neden? Çünkü bakın yemekten sonra diyelim buradan glikoz çok geliyor ya. Karaciğer ne yapıyor? Glikozun fazlasını glikojen olarak depoluyor. Glikojen. O yüzden çıkışta azalıyor. Ama aç kaldığınız zaman buradan gelmiyor diyelim fazla. Bu sefer ne oluyor? Glikojenleri glikoza çevirip kana verdiği için bu sefer ne olur? Çıkışta yani X'te karaciğer toplar damarında glikoz miktarı açlık durumunda daha fazla olur diyebiliriz. Toklukta Z, açlıkta X daha fazladır deriz yani. Üre açısından X damarı zengindir. Zaten karaciğerin bir görevi de nedir? Amonya üreyi çeviriyor. O yüzden giren damarlarda amonyak fazla, çıkan damarlara üre fazladır diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Denizli olacak. Bir diğer sorumuz arkadaşlar sindirimle ilgili. Aşağıdaki şekilde sindirim sisteminin bir bölgesi gösterilmiş. Burası pankreas arkadaşlar. Burası 12 parmak bağırsağı. Burası Wilson kanalı vermiş zaten. Diyor ki Wilson kanalında diyor hangilerini sindiren enzimler bulunabilir? Arkadaşlar zaten pankreastan buraya gelen pankreas öz suyundan neyin olduğunu bilmeniz lazım. Hangi enzimler var? Yazalım. Bir kere su var zaten de amilaz var bakın. Karbonhidratla ilgili amilaz var. Yağlarla ilgili ne var? Lipaz var. Proteinlerle ilgili ne var? Tripsinojen var. Ondan sonra cuma kimotripsinojen var. Kimotripsinojen. Ondan sonra ne var bir de burada? Karboksipeptidaz var. Karboksipeptidaz. Ondan sonra cuma nükleazlar var. DNAz, RNAz gibi. Ondan sonra başka ne var? Bir de bikarbonat iyonları bulunuyor. İnce bağırsan pH'ini bazik tutmak için. Ne oldu şimdi? Hangi enzimler var? Karbonhidrat, amilaz var. Karbonhidratla ilgili amilaz var. Yağlarla ilgili lipaz var. Proteinle ilgili ne var? Tripsinojen, kimotripsinojen ve karboksipeptidaz bulunuyor. Cevabımız Edirne olacak. X-Z kaslarına ait bazı özellikleri verilmiş diyor. Hangisi diyor doğrudur? Bir bakalım. Bir kere çok sayıda çekirdek diyor ya bakın. Çekirdek sayısı çok sayıda. Somatik sinirlerle kontrol ediyor. İstemli yani. Hızlı kasılıyor. Bantlaşma var. Bu nedir arkadaşlar? Z çizgili kastır. Çizgili kas. Çünkü bakın diğerleri otomatik kontrol ediliyor. Demek ki bir tanesi kalp diye düz kas olacak. Bakın tek çekirdekli olan nedir? Düz kastır. Ama bir ya da iki çekirdekli olan arkadaşlar kalp kasıdır diyebiliriz. Kalp kası otonom sinirleri çalışır. Çizgili kaslar hızlı kasırlar ama bunu uzun süre devam ettiremezler değil mi? Erken yoruluyorlar. Düz kaslar yavaş kasırlar ama bunu uzun süre devam ettirebiliyorlar. Kalp kası arkadaşlar yani ortalama bir hızla çalıştığı söylenebilir. Bantlaşma kimde vardı? Kalp kasında ve çizgili kasta vardı. Ama düz kasları arkadaşlar bantlaşma yok idi. Cevabımız ne oldu? Bursa mı oldu? Sağlıklı bir insanda kandaki kalsiyum miktarı değişimi aşağıdaki gibidir diyor. Aynı kişide diyor hangilerin salgısı artar. Ne olmuş? Kalsiyum normal altına inmiş. Arkadaşlar bakın şunu yapmayın yani. Sağlıklı bir insanda senin kalsiyum miktarı normalse kalsiyonun artıp da ne yapmaz? Bunu normal altına indirmez. Aç kalmış diye düşün. Bu adam işte yoğurt yememiş yani filan yani. Ne oldu? Bu sefer kandaki kalsiyum düştü. Düşünce bu sefer hormon ne yapar bunu? Normale getirir.
ne salgılanması lazım burada tabii ki? Paratormon salgılanarak işte kemiklerden kana geçmesi sağlanacak ve böbreklerden kalsiyumun geri emilimi sağlanacak ve bağırsaklardan emilimi artırılacak, kana karışması sağlanacak ki kandaki kalsiyum artabilsin. Adet zaten su ile ilgili biliyorsunuz. Burada bir görevi yok. Dediğim gibi bakın kalsitonin hormon saptırmaz. Yani şu yorum yapan arkadaşlar dikkat etsinler. Bununla ilgili soru da paylaşmıştım ben. Yani şu yorum yapamayız biz. İşte kalsitonin artmış da işte kandaki kalsiyum miktarı normal altına inmiş. Bu adamdan o zaman sağlıklı bir insan diyemeyiz ki değil mi? Bu adamda hormon bozukluğu var yani. O yüzden cevabımız arkadaşlar Bursa olacak. İnsanda kulak organında hem işitme hem de vücut dengesine sorumlu reseptörler var. Güzel. Buna göre kulak reseptöründen çıkan düğün nöronları diyor. Nereye bağlanabilir? Bakalım şimdi. Şimdi denge ile ilgili arkadaşlar nöronlar nereye bağlanacaklar? Beyinceye bağlanacaklar. Burada sıkıntı yok. Yani yarım daire kanalları işte tulumcuk kesecikten çıkan düğün nöronları bunu aldıkları uyarıları yani beyinceye götürecekler. Peki salyangozda bulunan korti organından uyarıtılar alınıyor ya, buradan çıkan düğün nöronlar nereye gidecekler? Uç beyine gidecekler. Tabii nereden geçip buraya gidiyorlar? Bakın koku hariç talamustan geçiyorlar ya, dolayısıyla talamusa da bağlanacağı söylenebilir. Koku olsaydı burada talamusu almazdık yani. Ama koku demediği için, bu işitme olduğu için arkadaşlar talamustan geçer. Cevabımız Edirne olacak. 9'un soru güzel bir soru, dikkat edelim. Sağlıklı bir kişi de diyor, hangileri sayesinde vücutta su kaybı diyor azaltılabilir. Şimdi arkadaşlar sen idrarla fazla tuz atarsan ne olur? Tuz kaybı arkadaşlar. Biliyorsunuz tuz kan ozmotik basıncını falan artıracağı için vücutta su tutmasını sağlar. Tamam mı? Dolayısıyla tuz kaybettiğiniz zaman vücudunuz suyu tutamaz. Dolayısıyla ne olur? Devamında arkadaşlar vücut ne yapabilir? Su kaybedebilir. Azaltılabilir diyor. Bu arkadaşlar su kaybı neden olur. Artırır su kaybını bu. Kanda diyor ADH artarsa. Kanda ADH artarsa böbrekten su geri emilir. Dolayısıyla ne olur? Su kaybı azaltılır. Kandaki su artırılmış olur. Amonyak şeklinde atarsak eğer arkadaşlar biz azotlu atığı bu zehirli olur mu sulandırman gerekir. Dolayısıyla canlılar ne yapıyorlar? Su kaybını azaltmak için bunu üreye çeviriyorlar ve ürik asite dönüştürüyorlar ve bunu daha az seyrettikleri için bu sefer zehir etkisi azaltıldığı için bununla atılırken daha az su kullanılıyor. Dolayısıyla su kaybı da ne olmuş oluyor? Engellenmiş oluyor diyebiliriz. Cevabımız Edirne olacak. Sinir hücrelerinde dinlenme halinde hücre içi ve hücre dışı arasında elektriksel fark bulunur diyor. Güzel. Hani polarize halden bahsediyor zaten. Hücre uyarıldığı zaman diyor bu elektriksel fark bozulur. Ve impuls diyor hücre aksonu boyunca taşınır. Eğer bir sinir hücresi deneysel olarak diyor aksonun ortasına uyarılacak olursa yani şuradan uyarırsak diyor aksonu impuls diyor hem hücre gövdesine hem de akson ucuna doğru taşınır. Yani her iki yönde de diyor akım gider diyor, uyartı gider diyor yani. Impuls bir sinir hücresinden diğerine aktarılması ise diyor akson ucundan salgılanan nörotransmitter madde aracılığıyla oluyor. Yani bir sinir hücresinden diğerine akson ucundan salgılanan diyor nörotransmitterle beraber uyartı geçiyor. Tamam. Diyor ki 3 nöronun yerleşme biçimi gösterilmiş diyor. Tamam. X, Y, Z bu şekilde yerleşmiş. Diyor ki X, Y, Z sinir hücrelerinden Y sinir hücresine deneysel olarak diyor aksonun orta noktasından impuls başlatılması durumunda. Yani şuradan uyarsak bunu diyor. Şimdi ne oldu? Diyor ki her iki yönde gider diyor. Tamam gitsin bu tarafa doğru. Gitti. Ne oldu? Geldi hücre gövdesine. Şuraya dendrite geldi mi? Şimdi arkadaşlar dendritten bunun akson ucuna doğru bir salgılama, bir nörotransmitter, böyle bir iletim yönü yok. Dolayısıyla burada ne olmaz? X burada uyarılamaz. Yani sinir hücresine geldi buraya kadar ama burada X ne olmaz? Uyarılmaz. Akım bu tarafa doğru devam etmez yani. Ama şurada akım gidiyor. Zaten burası akson ucu. Akson ucundan ne olur? Nörotransmitter madde salgılanır. Şu buradaki Z sinir hücresinin işte dendriti ve de hücre gövdesi uyarılır ve akım arkadaşlar buradan ilerlemeye devam eder yani. Bununla ilgili şeyleri soruyor bize muhtemelen. Diyor ki hangisi gerçekleşir diyor. Y diyor nörotransmitter madde salgılayarak X uyarır. Bakın Y yani dendritlerinden nörotransmitter madde salgılayıp da aksonun ucunu uyarma bu şekilde bir iletim yok arkadaşlar. Bu yanlış olur. İmpuls hem akson hem de dendrit ucuna doğru ilerler. Evet doğru ilerler her iki tarafı doğru. Fakat sadece Z'ye aktarılır. Evet sadece uyartı Z'ye aktarılır ve oradan devam edebilir. Bunu söyleriz. İki uca doğru ilerleyen impuls X ve Z uyarır diyor. Z uyarır ama dediğimiz gibi X'i uyaramaz. Cevabımız ne olacak? Bursa olacak.
11'e diyor, açtaki şekilde iker stoma gösterilmiş diyor. X'ten Y'ye geçerken, yani kapanırken diyor. Kapanma bu. Sırayı soruyor bize. Kapanmada 3 tane temel olay var. Hatırlıyor musunuz? Onu anlatmıştım ben size stomun açılmasını. Ne demiştik? Nişastanın sentezi. İşte fotosentezin yapılamaması. Yani solunumun hızlı hale gelmesi. Ya da ne olabilir demiştik? Potasyum iyonlarının azalması. Bunlar ne oluyordu? Bakın glikoz nişastaya dönüştüğü zaman su oluşuyordu. Su oluşunca ne demiştik? Stomanın ozmotik basıncı azalıyordu. Ozmotik basınç azalınca da su fazla oluyor ya. Bu sefer ne oldu? Suyu komşu hücreye veriyordu. Suyu komşu hücreye verince ne oluyordu? Turgor basıncı azalıyordu ve stoma kapanıyordu. Sıralamamızda ne olacak? Önce su oluşacak, sonra ozmotik basınç azalacak. Yani su açığa çıktığı için su alma isteği azalacak ve devamında suyu komşu hücreye verip stoma ne yapacak? Kapanacak. Turgor basıncı azaldığı için. Arkadaşlar 12'de ne diyor? Tohumun çimlenmesi için neye ihtiyaç var? Bunlar klasik sorular. Bunları bilmeniz lazım. Su birinci şart zaten. Su olmadan hiçbir şey olmaz. Uygun sıcaklık lazım enzimlerin çalışması için. Tohum oksijenli solunum yapar dedik. Bazı durumlarda etilako fermentasyonu yapabilir demiştik. Toprak altında oksijensiz falan kaldığı zaman. Karbondioksit arkadaşlar gerekli değildir demiştik. Çünkü tohum fotosentez yapmaz. Toprak gerekli değildir. Işık arkadaşlar fotosentez için gerekli değildir ama ne demiştik hatırlarsanız. Bazı bitki tohumlarının uyarılabilmesi için ışık alması gerekebilir çimlenmeden önce. Ama bu fotosentez için gerekli değil tabii, dikkat edin. Işık, karbondioksit, toprak filan bunlar gerekli değildir diyebiliriz. Cevabımız Denizli olacak. 13. soru arkadaşlar bitkisel hormonlarla ilgili. Çam, köknar, ladin gibi ağaçlara daha iyi gözlemlenen diyor. Ağacın toprağa yakın olan bölgelerde yan dallarının fazla olması, üst kısma gidildikçe dallarının diyor az olmasından dolayı üçgen şeklini almasını sağlayan bitkisel hormon ikilisi. Yani ucu uzatacak, bir de yan dalların oluşumunu sağlayacak. Neydi bunlar? Uzama, oksin tabii ki, değil mi? Oksin yazacağız buraya. Şöyle yazayım, görünmüyor herhalde. Oksin, değil mi? Uzama. Yan dal oluşumunu kim sağlıyordu hatırlayalım? Sitokinin. Dolayısıyla bu oksin-sitokin ikilisidir. Ağacın bu şekilde almasının sebebi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.